senedir araştırıyorum. Geçen sene vazgeçtim. Yani baktım, araştırdığım yerlerde olumlu bir şey bulamadım. Ruhuma hitap eden bir şey bulamadım. Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla internetten Coşkun Şakra ile tanıştım. Onun çalışmalarını gördüm. Gördüğüm iki çalışmada direkt kendimi buldum. Hani geriye dönük bir hata olmasın, doğru noktayı bulayım, doğru zamanı bulayım, içime sinsin. Biraz ufak tefek değişiklik yapsak arka olur, fonda yani falan. Üstad sensin sonuçta. Yani şimdi, ana model belli. Sen onu ne kadar süslersen. Ya 2 senedir konuşuyoruz hani. Evet. Yapılmış bir şey aslında yapmak istemiyorum doğru, da. Doğru, biliyorum o konuda. Ya şimdi ta oralardan saygı çıktığın duyuyorum falan. Tabii ki de. Ama yani ben dediğim gibi o modeli görünce direkt kendi ruhumu eşleştirdim. Bugün çok ilginç bir çalışma yapacağız. İşin ilginçliği nerede derseniz babamla birlikte yapacağız. Bilmiyorum becerebilecek mi? Bakalım dersler ne kadar faydalı olacak ama. Güzel bir çalışma olacak. Senelerdir babama gaz veriyorum dövme yapsın diye. Senelerin kaç senelik ressam, yaklaşık 40 senelik ama bu yaştan sonra dövme mi yapacağım deyip duruyordu, kızıyordu bize. Şimdi adam tezgahın başından kalkmıyor. Şimdi onca senedir resim yapıyorsun da, yaklaşık 40 senedir, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, doğru yani. Tabii ben yokken sen resim yapıyordun zaten. Dövme yapmak nasıl bir şey şimdi? Ne cazip? Yıllarca resim yaptıktan sonra dövmeye geçmek zor değil ama biraz tabii insanın içinde tereddüt oluyor. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibisinden. Bu modeli seçmemin sebebi 2 yıl boyunca çok fazla kendimi dinleyeceğim, iç dünyamı dinleyeceğim zamanım oldu. Çok boş zamanım oldu. Ve gördüğüm modelde de direkt ruhumu yansıttığını fark ettim. Bakar bakmaz evet bu Barış Akın, bu benim karakterim dedim. Bu 30 yıllık bir birikimin patlaması gibi geldi bana. Çünkü seçtiğim modelde ağzı mühürlenmiş bir bayan var. Zorla susturulmuş ve bakışları çok derin, çok anlamlı. Her şeyin bilincinde, farkında, bakışlarıyla bütün anlatmak istediğini gözleriyle anlatıyor. Susturulmasına rağmen çok ızdıraplı ve sert bir yüzü var. Hazır mısın Barış? Hazırım abi. Hadi bakalım. Şablonu basalım şimdi. Şöyle kollarını serbest bırak. Şuraya mı oturtalım baba? Şu kürek kemiğinin olduğu yere burnunu getirelim bence. Şu burnun kemiği gelirse... Evet, evet, aynen. Biraz da orada bize boyut katabilir o. Aha. Faydası olur. Şöyle iyi galiba değil mi? Tamam. Şöyle denk getiriyorum. Ben basayım, sen başla. Tut oradan. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Evet. Bırak bakalım. Tamam bitti. Teşekkür ederim. Ta Libya'lardan buraya geldim. Çok teşekkür ederim. Çok canım çok yandı. Çok hızlıyız değil mi? Öpeyim. Onun kendine iyi bak. Bu mu güzel? Şöyle başarılı aslan budur. Evet, tamam siz başlayın hadi. Geç abi sen otur bakalım. Tamam başlayalım. Kuracak biraz kurusun. Sadece modelleri bulup sıradan bir yere gitmek istemedim. Bu işin erbabını, üstadını bulmam lazımdı. 2 yıl buna çalıştım. Ve çok büyük bir tesadüfle İzmir'de Coşkun Şakra'yı ve Uğur Şakra'yı buldum. Uğur Bey ressamdır. Onun eline ve emeğine güveniyorum. Bu Dark Face dediğimiz çalışma sırtıma yapılacak ve bunu hem Uğur Bey'in hem
Coşkun Bey'in ikisinin birlikte el emeğinin olmasını istiyorum içinde. Çünkü benim için gerçekten çok değerli bir dövme olacak. Ve ikisinin katacağı güzellikle de ömür boyu taşımaktan zevk alacağım. Yapıyor adam bu bir saattir. Yani bıraksın da ben yapayım artık ya. Allah Allah. Baba! Bitmedi mi lan? Bitecek az kaldı. Ulan bir debriyajdan çek ayarını da biz yapalım birazcık. Zaten olmamış ki. Barış ya defol git başımdan ya. Bitireyim şunu. Bu saçlar harbiden olmamış ya. Buradaki saça bak, oradaki saça bak. Bu Arap saçı. Libya saçı. O radikal. Harbiden şuraya şey yapacağım birazcık. Yapmayacağım. Bak burası farklı olmuş. Bak buraya bak. Ya buradaki saça bak. Yapmayacağım. Yazıklar olsun sana emeklerime. Şura olmamış ama harbiden ya. Yapmıyorum tamam. Tamam lan bırak da ben yapayım oh be. Hadi bir ara verelim. Sonra bir girişeyim ben sana. Sağ ol. Dön bakalım. Güzel güzel. Sen oynayacağın yerleri oyna. Tamam, bir saattir bekliyorum ya, adam bir bırakmadı. Olacak, yavaş yavaş öğreneceksin. Biraz daha böyle derinden, biraz daha işli, biraz daha enerjik. Hadi gidelim. Yer zor bir yer. Yani yurt dışına çıkarken iyi düşünmek lazım. Libya gibi bir yere gittim. İzmir'den sonra Libya. Pek keyifli bir yer olmuyor. Beklediklerini alamıyorsun. Sürekli işe kanalize olman lazım. Kendini motive edip hayatı yaşayamıyorsun. Bir an önce sayılı günü toparlayıp geri dönmek gerekiyor memleketine. İzmir'de de yaşayıp Libya'ya gitmek çok zor. Keyifli. Yani uzakta olmak insana bir şeyler katıyor ama birçok şeyini de götürüyor. Etmemişsin tamam mı? Ben bunu da sana böyle sarılıp hijyenik olsun. Evet abi hazır mıyız? Hazırım. Şu görüntüyü bir ayarlayayım. Biraz küçültmemiz lazım. Evet. Tamam böyle güzel. Şimdi baba kabasını yaptı. Ben ince ayarlara gireceğim. Senin başka istediğin değişik bir şey var mı? Saçlarını biraz uzatacağız, değiştireceğiz. Şu background genişleyecek. Etrafını yapacağız zaten. Gözünü mavi yapacağız. Onda anlaştık. Etrafın değişiklikleri de ben yapacağım kafana göre. Neymiş? Ve bununla birlikte bir çalışma daha istiyoruz. Bu da kolay yapılacak, yırtık. İçinde yazılar olacak. Bu iki dövmeyi birbirine bağdaştırdığımızda
Yıllarca içime attığım şeylerden belki kurtulmak istiyorum. Veya bundan sonraki hayatımda daha fazla bir şey atmak istemiyorum içime. O da bir göstergesi, 30 yılın patlaması. Vücudumun yırtılarak yazıların görünmesi. Ve bunun çok iyi insanlar tarafından yapılması lazım. İşinin uzmanları tarafından yapılması lazım. Sadece modelleri bulup sıradan bir yere gitmek istemedim. Bu işin erbabını, üstadını bulmam lazımdı. Yaz bir şey geldi aklıma. Bak şu background'u değiştirdik ya. Şurası sanki böyle hafiften bir göz gibi oldu ya. Buraya böyle o dumanların efektlerinin arkasından bakan bir göz yapalım. Ama adamın gözünden daha flu bir göz yapmayın. Yok daha flu olacak. O kadar net olmayacak da. Evet. Hani şimdi o susturulmuş bir şey gibi, işte yüz gibi, suret gibi ya. Buradan sanki böyle düşünceler gidiyor, düşüncelerin arasından bakan bir göz falan vesaire. Olabilir. Onun gibi bir şey de çıkabilir. Gene denedim seni, dur bakayım dedim. Girebilecek mi diye. Aferin hocam. Gör yani bak. Görüyorum evet. Yani. Fotoğrafta da gösterim. Bir aynada görebildiğin kadar görürsün. Evet bak bakalım hadi. Vallahi. Beklediğine, çektiğin eziyete değmiş mi? Bak bakalım. Abi muhteşem olmuş ya. Hadi canım abart. Yemin ediyorum sana. Beklediğimin çok çok üstünde olmuş. Ya birazcık şişirdik sonra doğru. Görebildiğim kadarıyla tabii. Sallaya sallaya yaptık ama olsun. Şöyle dönebiliyor musun birazcık? Çok güzel olmuş. Da? Şöyle görme şansın var mı? Bu taraftan bana bakalım. Yok bu taraftan. Evet şimdi. Tamam içine sindiyse problem yok. Muhteşem ya. Ya babamın yaptığı yerler kötüydü, ben işte toparladım dövmeyi. Abi elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Burada yıllardır hayalini kurduğum dövmeyi üstümde taşıyorum. Bunun acayip bir gücü var. Yani insanın tanrılaşması gibi bir his. Gerçekten insanı onore ediyor ve çok güzel iki insanın elinden çıkması. Aynı anda hem Uğur Bey'in hem Coşkun Bey'in girip bu işte emek vermesi, beni kırmamaları beni acayip mutlu etti. Şu anda ben çalışmak için tekrar Libya'ya döneceğim. Önümde bir 13 ay var. 13 ay bitecek, tekrar geri geleceğim. Ama sanmıyorum ki 13 ay bekleyebileyim. Yeni birkaç çalışma için sanıyorum 2 ay sonra tekrar buraya döneceğim.